Nasıl geçti günün? Leş. Senin? Rezil. Konuştun mu Amin'le? Ha, konuştum. Ne dedi? Duymuyormuş beni. Sen kainatla konuştun mu? Ben ne konuşacağım ki zaten abi? Ya öf, ama yani. Ya bir baksana bana. Tütüyorsun be kardeşim. Sürekli bir yalnız takılmalar. Takımdan ayrı düz koşu falan. Ya mevzu kainat oldu mu direkt atarlanıyorsun. Lan iki laf edeceksin oğlum kıza, iki laf. Hazır seni duyuyorken. Böyle ne alakası var abi, ne konuşacağım, pozları verme. Çok mu belli oluyor? Usta, Almanya cephesinde son durum nedir? Konuşmuyor. Senin Şebnem'de son durum ne? Susmuyor. Abi, hatun sürekli poz kesiyor ya. Kızla yüz yüze gelemiyorsun. İnsanlara sürekli iyi fotoğraf verdiği profilden bakıyor. Yani şöyle düşün, o kız MR çekilse yine poz verir. Ama istemsiz yani. Sizin aranızda bir şey yok mu yani? Aman usta, Allah korusun. Şu an hiç dengemi bozmaya niyetim yok. İşte. Ama arkadaşın dengesini bozan birileri var herhalde. Tamam tamam, herhalde geri alıyorum. Sanki biz bozuyoruz, havalara bak. Hiç. Hop. Usta, sana da cümle kur demeye geçtim. Hani bir ses çıkarsan, bir yaprak kımıldasa yüzünde, bir yaşam belirtisi falan. Ha? Harbiden yani. Bu gece de ben yakacağım kafayı. Net. Oo Can, tamam kardeşim sakin ol ya. Ya tav oldum, bu herif bu kızı üzer dediğim adamı ellerimle teslim ettim bugün kainata. Ne gördüm bir de biliyor musunuz? Kainat ondan başka kimseyi görmüyordu abi o an. Ya bayağı orada yokmuşum gibi ya. Acaba sen de beni benim seni gittiğimi bile fark etmedi abi. Kadar düşünüyor musun hala? Önder Demiray. Vazgeçmek yok abi. Sen de öyle direkt bunalım yapma. Git dayan kızın kapısına. Yap şeklini. Seni seviyorum de. Ne bileyim, o çocuktan adam olmaz diye yap bir şeyler oğlum. Abi haddimizi aşarsak ters tepebilir. Tamam oğlum işte zaten haddimizi aşalım diyorum. Ters tepsin diyorum. Yarın yapıyor muyuz organizasyonu? Tamam. Ne yaşandıysa yaşandı. Elimde sadece anılar kaldı. Elde kalanlarla yaşamak çok zor, hatta imkansız. Kapanmamış bir sürü yara, cevapsız sorular aklımda. Oturmuşum bir köşede, merak ediyorum. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun? Hala. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun hala? Sanırım Türkçe'de yeterince teşekkür kelimesi yok. Onu anladım ben. Yani sana ve kızlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Minnettarlığını yeterince gösterdin zaten. Yani fazla zorlamana gerek yok. Sen iyileşmene bak yeter. Daha önce söylediklerimde samimiydim. Senden öğrenecek çok şeyim var. Ama ben hızlı öğrenirim. Baksana ilk dayağımı yedim bile. Bayağı dinle acısı. Aslında insan ders alıyor tabii. Yani ben bu hale nasıl bir daha düşmem?
nasıl gözümün önündekini göremem diye düşünüyor. Dayak için geçerli değil belki ama her işte bir hayır vardır derler. Sanırım bu defa var. Bir daha asla eskiye dönmeyeceğim ben. O aptal adam olmayacağımdan eminim. Ve bunların bir daha olmaması için elimden gelen her şeyi ama her şeyi yapacağıma da sen emin olabilirsin. Alo? Kainat, gerçekten seninle konuşmamız lazım. Ya Müfit abi ayıp olmazsa 10 dakika görüşebilir miyiz? İyi de ben Müfit abi de değilim ki. İyi ya. Ya neredesin peki? Seni görebileceğim bir yerde misin? Oraya geleyim. Kainat? Kainat orada mısın? İyi misin? Şey... İzafetteyim ben. Ege ile yani. Anladım. Biliyorsun bugün Ege... Anladım. Anladım. Kainat, iyi misin? Kötü bir şey mi oldu?